Amerikan Tıp Derneği dergisinde yayımlanan bir makaleye göre sarımsak yemek keneleri uzaklaştırıyor. Sarımsak yemenizin üzerinden 24 saat geçmeden sarımsak vücudunuzda harikalar yaratıyor. Soğan, taze soğan ve pırasa gibi sarımsak da Allium familyasına aittir. Eski çağlardan beri sağlık alanlarında kullanılmıştır. Sarımsağın içinde bulunan ve sarımsağı kokusunu veren allicin isimli maddenin sağlığımız üzerindeki etkileri saymakla bitmiyor. Yapılan araştırmalarda sıkça sarımsak yiyenlerin soğuk algınlığına yakalanma riskinin %70 daha az olduğu görüldü. Sarımsak ayrıca tansiyonu dengeler ve içerisinde bulunan yüksek orandaki antioksidanlar sayesinde Alzheimer ve demans riskini azaltır. Günde 6 diş kavrulmuş sarımsak yediğinizde ise vücudunuza inanılmaz bir takviye sağlamış oluyorsunuz. Bakın kavrulmuş sarımsak yedikten sonra vücudunuzda neler gerçekleşiyor. 1. saat. Vücudunuz sarımsağı sindirir ve içindeki besleyici maddeleri emer. 2. ve 4. saat. Sarımsağın içinde bulunan ve vücudunuzun emdiği besleyici maddeler vücudunuzdaki kanser hücreleri ve serbest radikallerle mücadele eder. 3. ve 6. saat. Metabolizma hızınız artar. Vücudunuzdaki yağlar erimeye başlar ve fazlalık sıvılar vücuttan atılır. 4. ve 7. saat. Sarımsağın antibakteriyel faydaları etkisini göstermeye başlar ve kan dolaşımına karışır. Sarımsak vücuttaki bakterilerle savaşmaya başlar. 5. ve 10. saat. Sarımsakta bulunan besleyici maddeler oksidasyon oluşma riskini azaltır. 6. ve 24. saat. Sarımsağın içindeki besleyici maddeler sayesinde kolesterol düşer, kalp sorunlarına neden olan damar tıkanıklıkları önlenir, tansiyon dengelenir, sinir sistemi güçlenir, vücuda ağır metallerin girmesi engellenir, kemikler ve eklemler güçlenir, daha az yorgun hissedilir, vücudunuz daha atletik olur, hücreler sağlığına kavuşur. Sarımsağın yan etkileri, mide rahatsızlığı, şişkinlik, ağız kokusu, cilt üzerinde batma, kaşınmadır. Nadir görülen yan etkileri ise baş ağrısı, yorgunluk, iştah kaybı, kas ağrıları ve baş dönmesidir. Sarımsağın en önemli özelliklerinden birisi kan inceltici olmasıdır. Çok fazla sarımsak almak, ameliyat öncesinde ya da sonrasında kanama riskini artırabilir. Aynı zamanda sarımsak kullandığınız ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu yüzden ülser veya tiroid sorunu olan kişilerin sarımsak almadan önce doktorlarına sormaları gerekir.